Ergin Balabeyoğlu gazeteci Londra'dan bağlanıyor. Merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, teşekkür ederiz. Üçüncü kez karantina ilan edildi. Dolayısıyla ilk açıklamaları hatırlıyoruz aslında. İngiltere'den gelen ilk açıklamalar toplum bağışıklığı yönündeydi. Fakat karantina ilanları da üçü buldu. Dolayısıyla İngiltere'de şimdi son durum nedir? Özellikle hastane ve yoğun bakım ünitlerinin durumları neler? Evet Hande Hanım, İngiltere Aralık başında aşılama faaliyetiyle aslında hiç bu anı yaşamayacağını düşünüyordu. Ancak bu koronavirüsün varyant değiştirmesiyle işler tamamen hiç beklemediği bir noktaya varıldı. Bir haftadır devam eden 50 bin üstündeki vaka sayısı bugün 60 bini geçti ve yine son 24 saatte İngiltere'de 830 kişi hayatını kaybetti. İngiltere Başbakanı da dün gece bir ulusal sesleniş yaptı ve çok istemese de yeniden bir üçüncü kez ulusal karantina ilan edeceğini duyurdu. Ancak Başbakan bu kararları almakta geciktiği için ciddi eleştirilerin hedefi oldu. Çünkü bir gün önce okulların güvenli olduğunu pazar günü söyleyip pazartesi de aslında güvensiz olduğunu dile getirdi ve dün milyonlarca öğrenci okula gitti. Bugün o öğrencilerden dolayı da ciddi bir yayılma olasılığından dolayı ciddi eleştiri aldı. İngiltere nasıl bu noktaya geldi? Sizin de dediğiniz gibi koronavirüsü varyant değiştirmesiyle yeni bir varyantı nedeniyle %70 oranında bulaşıcılıktan dolayı özellikle Londra ve İngiltere'nin güneyi ciddi bir vaka artışıyla karşı karşıya kaldı. İngiltere Sağlık Tabibi ve İngiltere'deki Ulusal İstatistik Ofisi her 50 kişiden birinin İngiltere'de şu anda bu koronavirüsün enfeksiyonunu taşıdığını belirtti. Rakamı bir daha alabilir miyiz? Her 50 kişiden biri ve %2 yani. Nüfusun %2'sine %2'ye denk geliyor. Dediğim gibi 8 Aralık'tan beri de aşılama faaliyeti devam ediyor. Şu ana kadar 1.3 milyon kişi İngiltere'de aşılandı. Hı hı. Ve bu hafta sonuna kadar da 2 milyon kişi daha aşılanması bekleniyor. Başbakan bu yeni... Aşılama nerelerde yapılıyor? Sadece hastanelerde mi yoksa eczanelerde dağıtım gerçekleşti mi? Nasıl bir prosedür uygulandı? Şu anda GP'lerde, bu bizim de aile hekimi dediğimiz yerlerde ve sadece aşı için bazı merkezlerde yapılıyor ve bu hafta sonuna kadar 1000 yerde bu aşılama faaliyeti yeniden devam edecek. Bir yandan da hem BioNTech'in aşısı, bir yandan da Oxford AstraZeneca'nın dün aşısı devreye girdi. Oxford'un aşısı biraz aşılamayı arttıracak çünkü hem ısıdan dolayı daha buzdolabı sıcaklığında saklanabilmesi ve daha da uygun olması nedeniyle aşılamayı arttıracak bir süreç. İngiltere Şubat'ın ortasına kadar bu üçüncü karantinayı devam ettirmeyi düşünüyor. Bu süreçte de ilk dört gruptaki riskli kişileri ve sağlık ve diğer kilit noktalardaki en önde olan kişileri aşılamayı hedefliyor ve bu kişiler de 13 milyon kişiye tekabül ediyor. Hı hı. Toplamda da aslında en risk dediği bahsetti. 25 ve 23 milyon arasındaki kişileri aşılandırmak istiyor ama öncelikli olarak Şubat'ın ortasına kadar 13 milyon kişiyi aşılamak istiyor ve aşılarda da aslında siz de biliyorsunuz genellikle 2 doz olarak bütün aşı grupları açıklandı. Ancak İngiltere bu ikinci dozu uygulamak yerine bu riskli gruptakileri birinci dozu arada 12 hafta aradan sonra ikinci dozu vurmayı hedefliyor. Bu da bir yandan da bir aşı tartışmasını başladı. Yani kimisi bunun bir dayananı olması. İngiltere'de ama şöyle diyor, en azından %50 koruma sağlasa bile biz birinci dozu vurmak istiyoruz. Daha çok kişiye bu dozu vurup enfeksiyon oranı düşürmeye çalışıyor. Ergün Bey, siz aşı oldunuz mu? Ben olmadım herhalde, bana 2022'de sıra gelir. Siz Türkiye'ye gelin. Yani. Türkiye'ye gelin, daha çabuk sıra gelir belki. Şu anda Türkiye'de gelemiyoruz. Çünkü geldikten sonra Türkiye'deki karantina, Türkiye'den sonra buraya geldik. Buranın karantina bir ay geçti o arada. Şöyle söyleyeyim, aşılama için de bakım evlerinde kalanlar ve bakım evi çalışanları aşılanacak. Ondan sonra 80 yaş üzeri olan
kişiler ve kritik sağlık çalışanlar daha sonra 70 yaş devam ediyor. Ve bu arada da aşılama için de İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin yanında da İngiltere'deki İngiliz ordusu da bu aşılamalara yardımcı oluyor. En azından lojistik olarak ve diğer güvenlik faaliyetleriyle ilgili. Şöyle notlarıma bakayım başka. Ha, İngiltere'de bugün bu açıklanan karantinadan dolayı da daha önceki de olduğu gibi yine de bu şeyden etkilenen işletmeler için 4.6 milyar sterlin destek açıkladı. Bu işletmelerin büyüklüğüne ve verdiği orana göre bu değişecek. Bunun yanında da devlet destekli, %100 devlet destekli krediler vardı. Daha önce bu ay sona ermesi bekleniyordu. Bu da Nisan'a kadar uzatıldı. Böyle de bir ekonomik süreç işliyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Londra'daki son durumu Ergin Balabeyoğlu aktardı. Gazeteci arkadaşımız. Evet. Koronavirüste durum bu şekilde. Tabii ilerleyen günlerde de